Sevgili izleyiciler, Van Gölü TV ekibi olarak sizlerin de şahit olduğu Van'da sokakların nabzını tutmaya devam ediyoruz. Van'da bazı vatandaşlara bir siyasetçi ve yöneticinin sonradan zengin olmasını neye bağladıklarını sorduk. Aldığımız cevapları gelin birlikte izleyelim. Van Gölü TV ekibi olarak Van'da sokakların nabzını tutmaya devam ediyoruz. Van'da bazı vatandaşlara bir siyasetçi ve yöneticinin sonradan zengin olmasını neye bağladıklarını sorduk. 30 yıl çalışmışım, ancak bir ev sahibi olmuşum. Ama öte tarafında adam mesela çalışıyor, bizde de vardı mesela. İsim söylemiyorum. Adam mesela 3-4 yıl içinde bir bakıyorsun, yani o kadar zengin oluyor artık. Hırsızlık olmasa nereden getirecek? He? İşte milletin parasını hıslıyorlar. Bizim çocuklarımız boş geziyor. Benim çocuğum üniversite mezunudur. İş bulamıyor. Ama kendi çocukları iş bulabiliyor. Bir ailede mesela bir bakıyorsun 6-7 kişi çalışıyor. Ama ele aile var, hiç kimse işe alınmıyor. Torpili, ondan sonra para. Yani odur yani. Nasıl huzurlu olacağız? Huzur nasıl olacak? Hiçbir zaman olmaz. Yani. Bir ihale falan alınıyor bildiğim kadarıyla. İhalede tabii elbette hani yandaşlarına olur bu. Tutup da başka birine vermezler yani. O ihaleden olan rant onlar zengin eder insanları. Yani onun dışında ben başka bildiğim bir şey yok yani. Emekle çalışmayla kimse zengin olmuyor mu diyorsunuz? Ya, emekle çalışmayla olur. Niye olmasın? Yani şimdi ben 79'dan beri ticaretle uğraşıyorum. Allah'a çok şükür. İyiyim. Ya çalışılırsa dürüst bir şekilde olur. Niye olmasın? Yani ticarette de çalışıyorsan bir şeylerin sahibi olursun. Ama işin şeyine gidersen, üçkağıdına gidersen olamazsın zaten. Yok kredi çek, yok bilmem bankaya dolandır, yok bilmem şu bu. Ben esnafım. Benim tek bir tane kredi kartım var. Onu da çok şeyde kullanmam yani. Ama bir bakıyorum adamın hiçbir şeysi yok. 10 tane kredi kartı var cebinde. Bu ne bir yer? Bu nasıl bir şey yani? Nasıl bir yaşantı bu? Ondan alıp ona aktarma, ondan alıp ona aktarma. Ya ben o ticaret olduğum halde bir kartı zor kullanıyorum. Bunların bir anda zengin olması yani günümüzde yani bundan 20-30 sene önce gördüğümüz zaman şeydiler, normal bir hayat yaşıyorlar ama normal bir memur bir bakıyorsun parlıyor yani zengin oluyor, araba alıyor, ev alıyor o şekil yani. Peki bunu neye bağlıyorsunuz? Yani yolsuzluk yani başka türlü değil yani. Gayrimeşru yollarda mesela Erdoğan'dır böyle şeyler kazanıyorlar, yapıyorlar, yaptırıyorlar. Devletin memurunu dolandırıyorlar, milleti dolandırıyorlar, haklarını yiyorlar. Odur, o şekil yani. Vallahi bazı siyasetçilerin sonradan zengin olmasına neye bağlı bu? Ben bunu kesin olarak bilmiyorum ne şekilde zengin oluyorlar. Demek ki bir yerde zengin olma çalışarak zengin oluyorlar. Kesin ben deysem ben biliyorum ne şekilde zengin olduklarını, ben onu bilmiyorum. Yani anide bir insan anide siyasete girdiği zaman, zengin olduğu zaman demek ki bir şeyler vardır yani zengin oluyor. Siyasetçilerin şöyle söyleyeyim. Öylesi var, fabrikatördür, siyasete soyunuyor, zaten zengindir. Öylesi de var, sıfırdan başlıyor, adam 5 sene içinde milyonluk, trilyonluk oluyor. Demek ki bir yerlerden götürüyor. Ya usulsüz ihale yapıp götürüyor, ya çalıyor, ya bir şeyler yapıyor. Bir insanın eğer sıfırdan kalkıp da zaten siyaset yapan bir insan ticaret değil, siyaset yapıyor. Zengin olmaması lazım. Yani bir siyasetçi eğer mali mülkü yoksa kısa zamanda zengin oluyorsa bu adam siyasetçi değildir demek ki. Siyasette para yok. Siyasette zengin olmak yok. Siyasetçinin olur en çok adam bakan olur. Ayda 20 bin lira 30 bin lira neyse maaş alır. Zengin oluyorsa demek ki bir şeyler vardır.